Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Rabia Kahraman. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu destek paketinden Bursa'nın İngilizce sorularına bakacağız. Yalnız Bursa'nın yayınladığı sorular çok fazla olduğu için bunu 3 kademede çekmeye planladım. Bu ilki olacak. İlk 20 soruyu çözeceğiz beraber. Hemen başlayalım birinci soruyla. Evet, şimdi birinci soruda bir grafik var ve buna göre bizden choose the best answer demiş. En iyi cevabı yani doğru cevabı seçin. Şimdi according to the questionnaire in secondary school, there are five popular activities among kids aged 10 to 15. Ortaokuldaki bir ankete göre demiş, 10 ile 15 yaşları arasındaki çocuklar arasında 5 tane popüler etkinlik vardır. Bunlar meeting with friends, skating, having a picnic, cycling and doing sports. Şimdi cümlemize bakıyoruz. Is the least popular activity among kids? Least. Biliyorsunuz neydi? Bu arada bu superlatif konusu arkadaşlar. Little, less, the least. Yani en az popüler olan aktivite hangisidir? Bakıyorum hemen grafiğe. Skating en az olan cevabım Ceyhan. Gördüğünüz gibi çok kolay. Sadece burada yapmanız gereken kelime bilgisi. Yani kelime bilmeniz gerekiyor. Eğer kelimeleri bilirseniz size zor görünen bu sorular aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. İkinci soruya geldik. Bu da tablo ile alakalı. Which activity is the most popular one? Bu sefer de en popülerini soruyor. Bakıyorum en popüleri de Meeting with Friends. Cevabım Bursa. Hemen geliyorum üçüncü soruma. Mary is planning blah blah blah. Hi, are you ready for the party tomorrow? Don't forget to bring your pajamas demiş. Pijamas dediyse bu nedir bir? Slumber Party'dir. Cevabım Ceyhan. Kolay değil mi sorular? Bence de çok kolay. Evet, bakalım dördüncü soruya. Bir posterim var burada. Ve dediği şu. Which question does not have an answer on the poster? Posterde cevabı yoktur diyor. Şimdi bu noktada ben arkadaşlar sorulardan gitmek istiyorum. Tüm postları okumanıza gerek yok. İlk soruma bakıyorum. What is the deadline of the activity? Deadline ne demekti arkadaşlar? Son tarih değil mi? Son başvuru tarihi, son tarih. Bakıyorum şimdi. Nerede geçiyor? Şurada geçiyor. Please inform us until May 10. Mayıs'ın 10'una kadar bizi lütfen bilgilendir diyor. Yani burada bir son tarih söz konusu. O zaman A şıkkının cevabı var. A gitti. How will the campers get to Lucas? Kampçılar Lucas'a nasıl ulaşacaklar? Lucas kelimesini buluyorum hemen parçada. Buldum. Nasıl ulaşacağız? Take the train. Trenle ulaşacağız. Bunun cevabı da var mı? Var. Bu da gitti. C'ye bakıyorum. What activities are there? Orada ne tür aktiviteler var? Fishing, hiking, cycling. Bakın burada var. Bunlar varmış. Bu da gitti. How can the campers contact Bruce Watson? Kampçılar Bruce Watson'la nasıl irtibata geçecek? For more information contact Bruce Watson. Evet. Bruce Watson'la irtibatta geçin diyor bilgi için ama nasıl geçeceklerine dair bir bilgi yok. Ne telefon numarası var, ne bir e-mail adresi var. O yüzden cevabım Denizli. Evet, geldik 5. soruya. Which of the following completes the conversation diyor. Hangisi diyaloğu tamamlar? Are you doing anything this weekend? Hafta sonu bir şey yapıyor musun? No, not at all. Hayır, yapmıyorum. Then, would you like to visit Emir Sultan Mosque? O zaman Emir Sultan Camisi'ni ziyaret etmek ister misin? Diyor. Şimdi burada müsait bir işi yok. Bakın buradan anlıyorum. No, not at all ifadesi. Birinci ünitenin biliyorsunuz gramer konusunda vardı. Bir işi yok. Doğal olarak neye gidiyor bu? Olumlu bir cevap vermeye gidiyor. O zaman şıklara baktığımda da ne yapacağım? Kabul etme yani. Accepting cümlesi arayacağım arkadaşlar. A'da sorry I must study my English exam. Üzgünüm İngilizce sınavıma çalışmam lazım diyor. Bu reddetmedir gitti. B I cannot refuse it. Refuse reddetmek demek ama başında gelen cannot ebilememek anlamına geliyor. Yani bir olumsuz örnektir. Yardımcı fiildir pardon. Ne diyor? Bunu reddedemem diyor. Yani kabul edeceğim diyor. Bu olur o zaman. C'ye bakalım. Maybe another time. Belki, maybe belki demek. Belki başka bir zaman diyor.
Reddediyor. I'd love to. Çok isterdim. But. Ama. Büyük anne ve babamı ziyaret edeceğim bu hafta sonu diyor. Hangisi kabul ediyor? B şıkkı. Bunu reddedemem diyerek kabul etmiş oluyor. Bu tarz bakın küçük şeyler var. Yani full konsantre dikkatiniz gerekiyor. Bu tarz sorularda tamam. Evet 6'ya bakıyorum. Andrew. Yani daha doğrusu soru köküne bakalım. According to the passage, which sentence is false? Hangisi yanlıştır demiş. Andrew doesn't have a lot of friends. Andrew'un çok fazla arkadaşı yok. Because he's a bit shy. Çünkü o birazcık nedir? Shy kelimesi hemen hatırlayın. Utangaçtır. He can't easily express his feelings. Duygularını kolayca ifade edemez. He doesn't have an outgoing personality. Nesi yok? Dışa dönük bir kişiliği yok. But he is good at individual activities. Ama bireysel sporlarda iyidir. He never does group sports or activities. Asla grup sporları ya da aktiviteleri yapmaz bireysel. Hangisi yanlıştır diyor dikkat. He is good at football. Futbol da iyidir diyor. Şimdi arkadaşlar futbol bir takım sporudur. Bireysel bir spor değildir. Ama bu arkadaşımız bireysel sporlarda iyidir. O yüzden yanlış olan direkt A şıkkıdır cevabımız. Diğerlerini okumaya gerek olduğunu düşünmüyorum. 7'ye bakalım hemen. Burada iki tatlı kız var Necla ve Funda. According to the text, which of the following does not complete the sentence? Hangisi cümleyi tamamlamaz demiş. Hello, I am Necla. I'm a student. I love my classmates, but Funda is my closest friend. I love Funda because she bla bla. Merhaba ben Necla, ben bir öğrenciyim. Sınıf arkadaşlarımı severim fakat Funda benim en yakın arkadaşım. Funda'yı severim çünkü o nokta nokta nokta. Hangisi tamamlamaz diyor dikkat. Always backs me up. Beni her zaman destekler, tamamlar. Sometimes lies to me. Bana bazen yalan söyler. Yalan söylerse o benim en yakın arkadaşım olamaz ki. Bu tamamlayamaz arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Gets on well with me. Benimle iyi anlaşır. Evet, olur. Share similar likes and dislikes with me. Benimle benzer ilgi alanlarına sahiptir diyor. Şimdi bu noktada o zaman bana yalan söyler arkadaşlar. İyi bir arkadaş özelliği değildir. O yüzden bu tamamlayamaz. Evet. Which of the following invitation doesn't have an answer? Aşağıdaki davetlerden hangisinin cevabı yoktur diyor. O zaman şöyle yapalım. Burada önce daveti okuyalım. Sonra yukarıdan cevabını arayalım. Öyle gidelim. Why don't we go to the bookstore? My favorite writer is signing her latest book. Neden kitap evine gitmiyoruz? Benim favori yazarım en son kitabını sign imzalamak demek. En son kitabını imzalıyor diyor. Bakalım. Are you joking? Sure, they are my favorite. Şaka mı yapıyorsun? Tabii ki onlar benim favorim diyor. Şimdi burada onlar olması, they olması bunun olmadığını gösteriyor. Eğer o benim favorim deseydi evet olurdu. Çünkü tek bir yazar var. Bu değil bunun cevabı. I'm sorry, I can't stand waiting in a queue for a signature for hours demiş. Üzgünüm ama saatlerce bir imza için, for a signature, imza için kuyrukta bekleyemem diyor. Bu bunun cevabı mıdır? Doğru, bu bunun cevabıdır. A'nın cevabı var, A gitti. B'ye bakalım. Would you like to join me at the President's party on Sunday night? Pazar akşamı President'in partisinde bana katılmak ister misin diyor. Şimdi burada A'yı biliyoruz. Şaka mı yapıyorsun? Onlar benim favorim. Bu gitti. Bunu zaten çıkmıştı. İkincisi. Would be nice but I'm allergic to strawberries. İyi olurdu ama çileklere karşı alerjim var. Şimdi bu alakasız bence, değil mi? Buraya gelmez. I'd love to but I have nothing to wear formal. Şimdi present dediği için present arkadaşlar başkan demek. Formal da yani resmi. Resmi giyecek hiçbir şeyim yok. İsterdim ama resmi giyecek hiçbir şeyim yok diyor. O yüzden ne yapıyor? Buraya maalesef katılamıyor. O yüzden B'ye gitti. Yani B'nin de cevabı var. C'ye bakalım. I've got two tickets for the Jackson's concert. Would you like to go with me? Jackson konseri için iki biletim var. Bana katılmak ister misin? Are you joking? Sure. Dalga mı geçiyorsun? Tabii ki. They are my favorite. Onlar benim favorim. En sevdiklerim. Olur mu? Olur. Evet, buna uyuyor. Çünkü bakın burada Jackson's var ve apostrof eki yani
Çoğul eki önüne gelmiş. Tekrar bir es yok. Burada ne olduğunu, birden fazla kişi olduğunu gösteriyor arkadaşlar. O yüzden C'nin de cevabı var. D'ye bakıyorum. How about going on a picnic on Saturday? Cumartesi günü pikniğe gitmeye ne dersin? Tek bir tane kaldı. İyi olurdu ama çileklere karşı alerjim var. Şimdi arkadaşlar burada çilekten bahsetmiyor. Piknik diyor. Lütfen yorum yapmayın. İşte gittikleri piknik yerinde çilek vardır, belki çilek yiyeceklerdir falan. Lütfen hayır. Böyle şeylere yorum yapmıyoruz. Piknikle alakalı bir şey, ay, bir çilekle ilgili bir şey var mı burada? Şıkta yok. O zaman cevabım Denizli. Tamam mı? Bununla ilgili değil yukarıdaki cevap. 9'a geldik. According to her friend's answers, arkadaşlarının cevaplarına göre, who gives an excuse for refusing her invitation? Onun davetini reddetmek için excuse neydi? Mazeret. Mazeret belirten kişi who? Kim? Michael. That sounds terrific. I can't miss it. Kulağa muhteşem geliyor. Bunu kaçıramam diyor. Bir mazeret var mı? Yok. I'll do my best to be there. Orada olmak için elimden gelen en iyisini yapacağım diyor Susan. Yani bunda bir mazereti yok. I'd love to, but my hiking club organize a camp for the weekend. Çok isterdim ama yürüyüş kulübüm hafta sonu için bir kamp organize etti diyor. Sonra bakalım Max için I'd love to, but I can join the party after I help my parents at the garage. Çok isterim fakat diyor. Anne babama garajda yardım ettikten sonra partiye katılabilirim diyor. Şimdi Max'i de anne babasına yardım edecekmiş. Ama yardım ettikten sonra katılacakmış. Doğal olarak bu bir mazeret olarak görülemez arkadaşlar. Tom'unki ama bir mazeret. Çünkü bir kamp var. Cevabımız Ceyhan. Geldik 10. sorumuza. Jane ve Eric konuşuyor. Diyor ki bize, which of the following completes the conversation? Hangisi diyaloğu tamamlar demiş arkadaşlar. Hangisi diyaloğu tamamlar? Bakalım. What do you prefer doing in the evening? Akşam ne yapmayı tercih edersin? Bla bla bla. Because I like being alone. Çünkü yalnız olmayı severim diyor. Şimdi yalnız olmayı seviyorum diyor. Daha aşağı okumaya gerek yok. Burada o zaman burada boşluğa ona göre yani yalnız olmayı sevmesine göre gelecek olan bir şey bulacağız. I prefer meeting friends outside. Dışarıda arkadaşlarla buluşmayı severim demiş. Yalnız olmayı seven biri bunu istemez arkadaşlar. Ha gittim. I would rather go to the parties with my friends. Arkadaşlarımla partilere gitmeyi tercih ederim. Yalnız olmayı seviyor. Bu da olmaz. I visit my relatives once a week. Haftada bir kez akrabalarımı ziyaret ederim diyor. Bu da olmaz. Yalnız olmayı seviyor. I prefer staying at home. Evde kalmayı tercih ederim. Çünkü yalnız olmayı severim. Evet uygundur cevabımız Denizli. Kolay değil mi sorular? Bence de kolay. Fena değil yani. Bakalım. Sally will never trust Ashley again because Ashley bla bla. Never asla demek. Ne diyor? Trust'a güvenmek. Ashley'ye bir daha asla güvenmeyecek. Çünkü eşli nokta nokta. Bakalım parçamıza. You look angry. What's the matter? Kızgın görünüyorsun. Ne oldu? Problem ne? Ashley and I decided to go to a movie last night. I waited for her for an hour, but she didn't come. Ashley ve ben geçen gece sinemaya gitmeye karar verdik. Onu tam bir saat bekledim. Ama o gelmedi. I called her. Onu aradım and she said she was ill at home ve bana evde hasta olduğunu söyledi. But last night ama geçen gece she shared a photo with Mark from a cafe on the network. Ama geçen gece o sosyal ağdan Mark'la birlikte bir kafede olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı. Şimdi bakalım yani ne olmuş? Eşli yalan söylemiş değil mi ona? Bakalım şıklara. A. Didn't like the movie. Filmi beğenmedi eşli. Hayır. Was ill and stay at home. Hastaydı ve evde kaldı. Hayır. Didn't tell the truth to Sally. Sally'e doğruyu söylemedi. Doğru. Doğruyu söylemedi. Bu yüzden de eşli onunla bir daha asla konuşmayacak. Geldik 12. soruya. Which of the following does not complete the conversation? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlamaz? Hello, Emily speaking. There is a good film at the cinema. Are you busy on Sunday?
No, I'm not busy on Sunday. Why? I need a partner. Merhaba, ben Emel. Sinemada harika bir film var. Pazar günü meşgul müsün? Hayır, pazar meşgul değilim. Neden? Bir partnere ihtiyacım var demiş. Şimdi yine bakın, meşguliyet sorusu var. Meşgul değilse neye gidiyor? Bu kabul etmeye gidiyor. Kabul edecek arkadaşlar. Biz de buradan accepting'e uygun olan bir ifadeyi tercih edeceğiz. A, of course I can come. Tabii ki gelebilirim. Ama dikkat. Bunu tercih etmeyeceğiz. Neden? Yani doesn't complete diyor. Gelmeyeni bulacağız biz. O zaman refusing'i bulmaya çalışacağız şıklarda, tamam mı? A şıkkında of course I can come. Tabii ki gelirim. Accepting'dir. Tick aldı. Bu gitti. Why not? We can go. Neden olmasın? Gidebiliriz. Bu da kabul etmedir. Bu da gitti. Nothing special. Özel bir şey yok. Şimdi arkadaşlar burada nothing special biliyorsunuz neye gelen bir ifadeydi? What are you doing? Değil mi? Ne yapacaksın? Ne yapıyorsun? Nothing special. Özel bir şey yapmıyorum anlamına geliyor. Burada buna verilebilecek bir cevap mı? Hayır, değil. Sorry, I'm busy on Sunday. Üzgünüm, pazar günü meşgulüm. Üzgünüm, pazar günü meşgulüm demiş tekrar. Yani aslında yukarıda meşgul değilim diyor. Sonra burada tekrar meşgulüm. Yüksek ihtimalle şıkların hazırlanışında bir sıkıntı var burada. Ama yani bir teklif var. Doğal olarak teklifi ya kabul edersin ya reddedersin. O yüzden A, B ve D bu noktada gelebilir diye kabul edeceğiz. C şıkkı, özel bir şey yok maalesef. Bu teklife verilebilecek bir cevap değil. O yüzden C buraya gelemez. Ama sorunun D şıkkında arkadaşlar bir sıkıntı var. Çünkü hem meşgul değilim deyip sonrasında tekrar meşgulüm demesi biraz değişik oluyor yani. Evet, geldik 13. soruya. Which of the following cannot complete the sentence? Hangisi cümleyi tamamlayamaz? I feel close to Martin because... Feel close. Close arkadaşlar yakın demek. Kendime Martin'e yakın hissediyorum. Çünkü olumlu bir şey olması lazım. Dikkat. Ama bizden gelemeyeni istemiş. Ona göre bulacağız. He never encourages me. Encourage arkadaşlar cesaretlendirmek demek. Never de asla demek. O beni asla cesaretlendirmez. Ona yakın hissediyorum. Olmadı. Bu uygun değil. We are like one. Biz biriz yani. İkimiz de aynıyız. Bu olur. He is the sunshine of my life. O benim hayatımın gün ışığı. Yani o kadar seviyor ki onu. Böyle bir serenat gibi bir cümle kuruyor. O benim hayatımın güneş ışığı diyor. Bu da bu nokta noktaya gelebilir. He is always there for me. O her zaman benim için orada demiş. Bu da gelebilir ama beni asla cesaretlendirmez. Olmaz. İyi bir arkadaş arkadaşlar her zaman yakın arkadaşına ya da arkadaşına destek olur, onu cesaretlendirir, yapabileceğine inandırır. Değil mi? Aksi mümkün olmaz çünkü. Evet, 14'teyiz. According to the paragraph, which one is false? Parçaya göre hangisi yanlıştır demiş. İsterseniz burada parçayı okuyarak gidelim. Olur mu? Hi, I am Ayla. This is Metin. Metin is my husband. We are a great couple. We share similar likes and dislikes. We get on well with him because he always backs me up. He helps me when I need. When I'm in trouble, I can count on him. I like doing origami and he likes too. We dislike fishing. We are interested in cycling and bowling. Evet, burada bir aile var. Kocasını çok seviyor. Harika bir çift olduklarını düşünüyor. Ortak çok noktaları varmış. Çok iyi anlaşıyorlarmış. Çünkü ona her zaman destek oluyormuş. Ona yardım ediyormuş. Ona güvenebiliyormuş. Yani origami yapmayı seviyorlarmış ama balıktan pek haz etmiyorlarmış, balık tutmaktan. Bisiklet sürmeye ve bowling'e de düşkünlermiş. Şimdi bakalım şıklara. Yanlışı bulacağız. Dikkat. A şıkkında Metin always helps Ayla when she needs. Ayla ne zaman ihtiyaç duysa Metin her zaman ona yardım eder diyor. Doğru. Evet, ediyor. Metin enjoys fishing but his wife doesn't. Metin balık tutmaktan hoşlanıyor ama karısı sevmiyor demiş. Hemen cümleye bakıyorum. We dislike fishing demiş. Biz sevmiyoruz demiş. Doğal olarak cevabımız bursa. Bu yanlıştır. Geldik 15'e. Evet, biraz alengirli bir sorumuz var karşımızda. Şimdi bir bingo görüyoruz. Demiş ki Robert, gerçi önce açıklamayı okalım. According to the bingo card above, which words can
They write to explain these two words. Yukarıdaki bingo kartına göre hangi kelimeleri yazarsak bu iki kelimeyi açıklamış oluruz demiş. Şimdi Robert is into learning new languages, so he attends a language course. He often plays word games with his friends there. They want to make cards to play bingo. Robert is into. Into ilgili olmak demek arkadaşlar. Yeni diller öğrenmeye ilgili, bu yüzden de bir dil kursuna katılıyor. Ve arkadaşlarıyla kelime oyunları oynuyorlar orada. Ve bingo oyunu oynamak için kart hazırlamak istiyorlar. Şimdi bu oyunun esası şu. Two words have same meanings and can be matched in this card. Bir kartın içinde iki kelime aynı anlama sahip oluyor ve bunlar eşleştiriliyor. However, fakat they can see extra words when they match other words. Diğer kelimeleri eşleştirdiklerinde iki tane ekstra kelimenin arttığını görüyorlar. They can't write the explanation of these two words. Bu iki kelimenin anlamını da yazamıyorlar. They need your help. Bunun için senin yardımına ihtiyaçları var. Şimdi bakalım. Backup, destek olmak demek değil mi? Buna uygun gelebilecek ne var? Burada support, eşleştirdim gitti. Full, dolu, tok anlamına geliyordu. Buna uygun olan not hungry, aç olmayan, buna da geliyor. Trust, güvenmek kelimesiydi biliyorsunuz. Güvenmek. Güvenmek için hangi kelimeyi buluyorum? Count on, güvenmek, eşleşiyor. Buddy, kanka ya arkadaş. True friend, gerçek arkadaş. Bu da eşleşti. Discuss, tartışmak. Argue, tartışmak, eşleşiyor. Bakın bu soru tamamen sizin kelime bilginizi ölçen bir soru. Kelimeyi bilmezseniz arkadaşlar maalesef kaybediyorsunuz. Çünkü bunları eşleştirmemiz gerekiyor. Not accept, kabul etmemek. Yani reddetmek, refuse. Bu da eşleşti. Not angry'i eşleştirmiştik. Relax, rahat. Laid back. Bu da bununla eşleşti. Support'ı eşleştirdik. Awesome, muhteşem. Muhteşem, eşleşen var mı? Yok. Demek ki bir kelimemiz awesome kelimesi. Bunun anlamını bulacağız. Eş anlamlısını. Argue, tartışmak. Discuss, argue. Bunu eşleştirmiştik. Refuse eşi. True friend eşleşmişti. Count on keza öyle. Secret, sır. Bu da yok. Şimdi bu iki kelimeye awesome ve secret'a uygun olan eş anlamları bulacağız. A. Rely on excuse. Güvenmek, mazeret. Olmuyor. Best friend, count on. En iyi arkadaş, güvenmek. Bu da olmuyor. Wonderful, muhteşem. Awesome, muhteşem. Uyuyor değil mi? Evet. Hidden information. Information, bilgi. Hidden, saklı. Saklı bilgi. Secret'a uyuyor. O yüzden cevabımız arkadaşlar ne oluyor? C şıkkı. Peki, iniyorum 16'ya. 15. soru biraz zordu. Çünkü kelime bilginizi ölçüyor. Kelimeleri bilirseniz eğer tak 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 yapar, hiç zorlamazsınız. Bu yüzden arkadaşlar lütfen ünite kelimelerinizi ezberleyin, öğrenin, etkinlik yapın, alıştırma yapın. Evet, 16. soruya bakıyorum. Diyor ki you want to accept an invitation. Which of the following completes the conversation demiş. Daveti kabul etmek istiyorsun diyor. Hangisi gelir? Yukarıyı okumana bile gerek yok. I am sorry but I can't. Üzgünüm, gelemem, reddediyor. I'm afraid I'm busy. Reddediyor. I would love to join you. Sana katılmak isterim. Kabul ediyor. Doğru. Geldik 17'ye. Which of the following questions does not have an answer in the invitation above? Hangi sorunun cevabı yoktur yukarıda diyor. Şimdi burada şıklardan gidelim. Where is it? Nerede? Golden Cafe var. Who is organizing it? Kim organize ediyor? Bu bilgi yok. Who is it for? For için demek arkadaşlar. Kim için? Helen's 18th birthday. Helen için. When is it? Ne zaman? On Saturday. O zaman cevabımız Bursa. Kim organize ediyor? Bunun cevabı yok. Geldim 18'e. According to the speech, Jane doesn't like Mary because she blah blah. Konuşmaya göre Jane Mary'i sevmiyor. Çünkü Mary isn't a true friend. She depends on me when I need her. But she lies to me, so I don't believe her. She lies to me. Bana yalan söylüyor. O yüzden onu sevmiyor. Helps her, ona yardım ediyor. Backs up her, ona destek alıyor. Doesn't tell the truth, doğruyu söylemiyor. Dürüst. Cevabımız ne olacak? Yalan söyleyen birisi, yani doğruyu söylemiyordur. C şıkkı. 19. Which of the following does not complete the sentence above? Does not yine.
tamamlamaz diyor yukarıdaki boşluğu. I love all my friends but Jason is my best friend. Tüm arkadaşlarımı çok seviyorum ama Jason benim en yakın arkadaşım. Jason'ı seviyorum çünkü o seviyor bakın. Olumlu özellikleri olması lazım. Share similar likes and dislikes seçmeyi. Benimle benzer ilgi alanlarını paylaşır. Doğru, olur. Doesn't depend on me. Bana güvenmez. Gelir mi arkadaşlar? Seviyor onu. Bu olmaz. Gets on well with me. Benimle iyi anlaşır. Olur. Always backs me up. Bana destek olur. Bu da olur. Gelmeyecek olan hangisidir? İkidir. Cevabım Bursa. Ve bu videonun son sorusuna geldik. Which of the following is not correct according to text? Parçaya göre not correct. Hangisi doğru değildir demiş. Hello, my name is Kelly. I have a friend and she is Samantha. She is a true friend. She never lies to me, so I trust her. We rarely argue, but it doesn't matter for us because we solve our problems quickly. Generally, we have great time together and share similar interests. We both like going to the concert, going hiking, playing badminton, and trying new dishes. She always supports me when I need. Burada Kelly ve onun en yakın arkadaşı Samantha'dan bahsediyor. Bununla ilgili doğru olmayanı istiyor. Bakalım. They seldom have an argument. Argument, argue kökünden geliyor arkadaşlar. Tartışma demek. Seldom ne demekti? Değil mi? Rarely. Yani nadiren. Onlar diyor nadiren bir tartışma yaşarlar. Rarely argue kelimesi var. Direkt karşılığı. Doğru. Bu doğrudur. Biz doğru olmayanı bulacağız. A gitti. Kelly rarely counts on Samantha. Kelly Samantha'ya nadiren güvenir diyor. Hayır, ona her zaman güveniyor. Değil mi? Bu da bu. O zaman doğru değildir. Cevabımız yani Bursa. Diğer şıklara da bakalım. They usually get on well with each other. Birbirleriyle genellikle iyi anlaşırlar. Doğru. Samantha backs Kelly up all the time. Her zaman ona destek olur. Doğru. Ama B'deki Kelly ona nadiren güvenir. Doğru değil. Ona her zaman güveniyor. Evet arkadaşlar, Bursa'nın yayınladığı destek paketinin İngilizce sorularının ilk 20 sorusunu çözdük. Geri kalan 20'liği de yine ayrı bir video olarak çekeceğim. Umarım faydalı olmuştur size. Diğer videolardan haberdar olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.